Real TV Amerika'dan haber verir. Amerika'da 6 Ocak Kongre binası baskını olaylarının suçlamaları ve yargı ayağı hala devam ediyor. Olayla ilgili bu zamana kadar 540'tan fazla kişi şüpheli belirlendi. 275 kişi tutuklandı, ayrıca 170'ten fazla da dava açıldı. Aslında bu zamana kadar çok sayıda demokrat ve bazı cumhuriyetçiler 6 Ocak'ta başkent Washington'da yaşanan olaylarla ilgili eski başkan Donald Trump'ın sorumlu olduğunu düşünüyorlardı. Donald Trump'ı sorumlu tutmuşlardı, ancak bu sefer kongrede görevli iki polis memurundan da benzer bir suçlama geldi. Daha doğrusu yaşananlarla ilgili açılan çok sayıda davaya bugün iki tane daha eklendi diyebiliriz. İşte Amerika Birleşik Devletleri Kongre binasında görev yapan iki polis memuru 6 Ocak'ta yaşanan olayları kışkırttığı gerekçesiyle eski başkan Donald Trump'a dava açtı. Dava açan polis memurlarından James Blaisgame, Kongre Polis Teşkilatı'nda 17 yıldır görev yapıyor. Bir diğer isim ise Sidney Hemby, o ise 11 yıldır Kongre Polis Teşkilatı'nda görev yapıyor. İşte bu iki polis de dava dilekçelerinde davalı Trump'ın 6 Ocak'ta seçim sonuçlarını tersine çevirmeye çalışan destekçilerini isyana teşvik ettiğini söylediler. Tabii bununla birlikte Kongre binasının Trump yanlısı göstericiler tarafından bir süreliğine işgal edilmesi sonucunda uğradıkları fiziksel ve duygusal hasarlardan da eski başkan Donald Trump'ın sorumlu olduğunu öne sürdüler. Ayrıca iki polis memuru da dava dilekçelerinde eski başkan Donald Trump'ın 3 Kasım seçimlerinin öncesinde ve sonrasında katıldığı televizyon programları konuşmalarını ve Twitter mesajlarını da göz önünde tutarak eski başkanın 2020 seçim kampanyası boyunca da şiddeti ateşlediğini, rakiplerine karşı tehditlerde bulunduğunu, beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların eylemlerine göz yumduğunu ve seçimlere hile karıştığı yönündeki asılsız iddialarını da sürekli dile getirdiğini belirttiler. İki polis memuru Washington'daki Amerika Bölge Mahkemesi'nde açtıkları davada $75,000 tazminat talep ediyorlar. Tabii tüm bunların tüm bunlar olurken Donald Trump'ın ofisinden de henüz bir açıklama gelmedi. Bakalım önümüzdeki günlerde Trump cephesinden herhangi bir açıklama gelecek mi? Özlem Şen Yaşar, Real TV Washington.